Totorex'in firari CEO'su Arnavutluk'taydı, yakalandı. Arnavutluk'ta ayrıntıları alacağız. Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları yayın koordinatörü Çetin Erçetin aktaracak. Doğru mu veriyorum, Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye getirilecek? Nasıl yakalandı, süreç nasıl işledi, ne oldu? Buyurun. Ebru Baki bugün saat 8.30'da yapılan bir operasyonla, Türkiye saatiyle 8.30'da yapılan bir operasyonla Arnavutluk'un Tiran kentinde, kent yakınına, yakın bir kasabada, bir bölgede Fatih Özer'in yakalandığı bilgisi geldi. Bunu şu anda Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri de doğruluyor. Alındı ve operasyon aslında daha çok daha yeni. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilecek. Burada bir sorgusu gerçekleştirilecek. Ardından Türk Büyükelçiliği ve Türk Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir istihbarat teşkilatı yetkilileri ilgilendirilecek. Tabii ki bundan sonraki süreç biraz daha farklı yürüyecek ama şu saatler itibariyle kripto para hırsızlığından aranan ve yurt dışına kaçan Fatih Özer'in yakalandığını hemen söyleyebiliriz. Şimdi süreç İçişleri Bakanlığı'na Arnavutluk Cumhuriyet İçişleri Bakanı Çuçi sabah saatlerinde Fatih Özer'in yakalandığını bildirmiş. Hatta kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini aktarmış, değil mi? Şimdi evet, Türkiye'ye iade işlemleri başlıyor. Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek özetle. Elbette, çünkü kendisi hakkında Türkiye'de zaten arama kararı çıkmıştı. Hı-hı. Türkiye ve Arnavutluk arasında da bu konuda bir uzlaşma sağlanmıştı. Ama tabii açık söylemek gerekirse Arnavutluk'ta mafyanın yoğun bir şekilde olması, ki Arnavutluk mafyası Avrupa'da bu anlamda en yoğun hareket alanı bulan mafya gruplarının olduğu bir ülke olarak biliniyor. Aslında çok fazla umutlu değildi Türk tarafı, hani yakalanıp yakalanmayacağı konusunda. Özellikle Arnavutluk'tan başka bir ülkeye geçmiş olabileceği endişesi vardı ama yapılan bütün teknikler, araştırmalarda Fatih Özer'in zaten Arnavutluk'tan hiç çıkamadığı tespit edilmişti. Aslında şunu da hemen belirtelim. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü de bu süreçte Fatih Özer'in Türkiye ile yapmış olduğu birkaç görüşmenin sonuçlarını da Arnavutluk yetkilileriyle paylaşmıştı ve aslında çember darala darala noktaya kadar gelmişti ve bugün yapılan operasyonla yakalanmış oldu. Ve tabii bugün akşam saatleri itibariyle kararı verecek Arnavutluk yetkilileri. Peki, çok teşekkür ediyorum. Telefon bağlantısı da biraz sorunlu ama dün Irak'ta gelişmeleri, bugün de Arnavutluk'ta bu son gelişmeyi dinledik. Çetinler ayrıntıları aktardı. Biliyorsunuz Irak'ta protestolar nedeniyle olaylar büyüdü. Seyahat uyarısı var. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye, Türklere seyahat uyarısı yaptı, yayınladı. Dolayısıyla şimdi Arnavutluk'tan da sabah 8.30'da kripto para vurgunuyla, hatırlayacaksınız, TODEX'i soruşturma devam ediyor. Birçok mağdur var. Hatta paraların ödeneceği de aktarılmıştı. Fatih Özer de Arnavutluk'ta kaçaktı, aranıyordu. Saat 8.30'da bu sabah yakalandı. Dolayısıyla TODEX davasında yeni gelişme. Mağduriyetler karşılandı diyenler var. Hayır, paramızı alamadık diyenlerin de açıklamaları vardı. Soruşturmada, davada devam ediyor.